Tayland'da yine çok eğlenceli, aşırı gezeceğimiz, garip deneyimler yaşayacağımız bir videodan selamlar arkadaşlar. Evet paşam, seni getirdim hakikat tapınağına. Buyur. Bunu da sevmezsen artık git hakikaten. Süpermiş. Pahalı değmez. Bir de içeride de ayrı şeylere para veriyorsun falan. Bence yok güzel yani. Deneyim ya. Ben bu tahta tapınağı nasıl göreceğim hocam? Oğlum ataların tekneyle şu yandan geçseydik. Tapınak 1984'ten beri hala yapım aşamasındaymış. O tahtalara yani? Marangozlar bir dakika. İçeride. Bu 84'te başlanmış bir başlanmış, şey. Başlanmış bitmemiş hala. Mimari 84 mimarisi. Annemden genç lan bu tapınak. Böyle tapınak mı olur? Doğru lan. Tapınak yaşlı olur lan. Birkaç yüzyıllık olur. Oraya inip geri mi çıkacağız? Evet. Bir de ya 50 tane merdiven çıkacağız. Yurt dışında tatile gitmek ve gezmek istiyorsanız Murat çok iyi bir arkadaş bunun için. Gerçekten. Ya şimdi ben zaten sanat seven bir insan değilim arkadaşlar. Hani burada sanata saygı çok fazla duymamakla birlikte biraz duyuyorum. Ahşap da sevmem ben hiç. Hani ahşap işçiliği falan onu da ben hiç öyle alakam ilgim yoktur. 1984'te tapınak yapmışlar bir de süreli sokuyorlar. Sanki kıymetli bir şey. Fil nerede 24, fil? Bir sus. File bineceğiz bugün. Ben baktım file bu arada. Hakikaten normal file binmiyorsun. Binbaht. Beni 2 yıldır ikna edemiyor. Binbaht. Binbaht'a bineyim mi filmin üstüne? Nasıl ikna oluyor bak. Biraz az. Yapar ben onu çözeceğim. Yok binmeyeceğim. Aslanı da sarılacaksın, kaplana da sarılacaksın. Aslana, aslın diye. Oğlum kasket veriyorlar lan. Ben istemiyorum ya. Kafam bir şey düşebilir, inşaat halindeymiş hala, bitmemiş. Ne düşebilir ki kafamıza tahta şeyde? İşte abi dedi ya tahta düşer dedi abi. Bok varmış gibi geldik buraya, şimdi bir de bir yerimize kıymık batacak. Hocam bu nasıl bir şey? Ahşaptan tapınak yapmışlar adamlar. O yüzden bitmiyor işte. Oy. Notre Dame daha güzel ya. Yanımda küçük bir çocuk gezdiriyorum. Garip bir adam. Ama aynı zamanda insan da onsuz gitmez yapamıyor yani. Nasıl bir ilişki lan bu? Notre Dame ahşaptan mı? Ben ahşap zaten beton severim ben. Şunu bir yakacaksın. Garibanın tapınağını yaktım. Oho. Bir çıra attım mıydı bitti. Çok güzel video çıkar buradan. Gariban Buda'nın tapınağını yaktı. Of. Evet onlar farklı farklı tanrılar. Tanrı değildir oğlum onlar çıplak hepsi. Tanrı onların. Bak tepedeki. Şunlar melaike bence. Melaike mi onlar? Buda melaikesi vardır herhalde. Bir de kurumuştur bu tahta. Yıllardır bekliyor ya. Ne cayır cayır patlaya patlaya ya. Sonuçta yağmur yağıyor ya. Yağmur yağınca da ıslanıyor. Tahta yıllarca suyunu veriyor. Onu bir ay suyun içinde bırakmazsan nasıl emsin? Nasıl fizik olarak böyle bir şey mümkün olabilir ya? Sorusu... Ya sen... Şuna bak. Bu ne? Çok hoş bence. Çok ok güzel gibi bir şey bu yapmışlar. Arada. Hiç hoş değil bu arada. Tarafsız yorum yapayım. Hiç hoş bir tasarım değil. Çok güzel oyma yapmışlar var ya. Detay görünce güzel oluyor. Bak bu güzel bak şurada kafalar var. Bir tek oha, bu güzel. Oha harbi güzelmiş. Kocaman surat bir kafa var bak. Maymun domuz. Aynı anda. Ben bunu şeyde gördüm. Dabbe'de var bu. Zuzula cin kabilesi bunu kullanarak büyü yapıyor. Zuzula mı? Ha şey tuvalet bağlama büyüsü. Tuvalete yapılıyor bağlama büyüsü bir şey böyle. Ha garip. Tuvalet bağlama büyüsü deyince sen... Ha. Canda maymun. Ben bunu da gördüm. Dabbe'de gördüm bunu. La. Dabbe bu taraflardan besleniyormuş herhalde. Ana ne kadar munis bir şey. Gel tanrılar bu tarafta. Rüzgar tanrısıymış bu. Ne yapıyor? Ateş tanrısı, toprak tanrısı. Murat. Aa. Ateş, su, toprak, tahta. Hala olmasın. Kadın tozları alıyor. Bayağı da tozlanmış ha. Bir şey söyleyeceğim. Buraya böyle 30-40 tane robot süpürgeyi dayayacaksın hocam. Sponsorlu reklam ne olunurdu var ya. Değil mi buraya böyle? Şu an var ya delikten sponsor alsaydık ne keşke. Ne gerek var ya. Kadıncağız böyle bütün gün yoruluyor ya. Toz, toprak. Aman neyse hadi çıkalım şuradan. Hadi çok sıcak. Hacıya benziyor mesela bak adama. Gidiyoruz mu? Çıkalım da kafamıza bir şey düşecek şimdi. Bak şurada başka bir tanrı. Çok kollu bir tanrı. Eli kolu uzun. Sanat adıyla sunulan ahşap işçilikle dolu bir yere gittik ve benim için anlamı sıfır. Ya çok kötüydü ya. İğrenç bir deneyimdi benim için yani. Hiç mutlu değildim ya. Tapınağı da gezdik. Kıymık battın bir yerine paşam? Kıymık... Kafana düştü mü bir şeyler? Yani şimdilik batmadı da bir an evvel çıktığımız iyi oldu yani. Bence çok güzeldi bu arada. Hakikaten çok güzeldi. Ben çok sevdim. Çok abartıyor ya. Nasıl o bu? Çok abartıyorsun. Çok. Alanya Kalesi daha güzeldi. Ne? Alanya Kalesi. Taş lan orası. Cüneyt Arkın da film çekiyordu orada. Aspendos daha iyi diyor adam ya. Alanya Kalesi daha iyi dedi ya. Tınaz Tepe Fuji Dağı'ndan daha iyi diyen bir adam ya. Kokonat al şuradan yiyelim hadi. Kokonatı sen iç. Ben orada bir tane butterfly pea var. Tamam. Ömer sana gerek. Da o zaman ben bir tane watermelon smoothie alayım. Tadına bakabilir miyiz? Oo. Bakayım mı koksuna? Oo.
Uy bu ne oğlum? Saf kötülük. Meyve gibi bir şey. Bir meyve. Abi resmen soğuk buzlu sidik yani. Hani burada hiçbir damak tadına hakaret etmek istememekle birlikte bu sidik. Süper. Soğuk mu kokonat? Ooo buz gibi kokonat. Ya ben kokonat çiçektim ya. Of ya. Kokonat mı istiyorsun sen paşa? Kokonat diyecektim kokonat. Çok hoş oğlum. Bırak git kendine pipet söyle. Vallahi elimle böyle böyle köpek gibi içerim bak versin. Al hadi al. Mükemmel. Ya. Oh be. Al bir tane kendine hadi. Yok ben bunu yaşayacağım. Bu benim cezamdı. Buradaki tanrılara hakaret falan ettim. Hor gördüm bir şey yaptım bedel ödüyorum şu an. Ben bundan bir tane daha içerim. Güzelmiş evet enteresan. Böyle akışkan falan bir şey güzelmiş evet. Çok abartıyor diye düşündüm yok güzelmiş. Bu çok güzel hocam. Muazzam hemen gidin bir tane daha söyleyeyim. Dedim gel benimle kaplana gir. Ne var ya? Bir tarafta sen olacaksın, bir tarafta ben olacağım. Küçük resim çektireceğiz. Kaplan ikimiz gireceğiz ben oğlum. Ben girmem. Sen uzakta durursun. Yok ben girmem. Ya hocam bu kadar da korkak olamazsın ya. Ben girmem. Ne demek girme? Oo hocam gireceksin öyle yok, saçma girmem. Şey mi olur? Beni vur sen ben ona gibi. Oğlum benim canımın bir kıymeti var ya. Hayvan koca. Ne yapacak hayvan? Bunca insan giriyor seni mi yiyecek? Beni bulur. Gel hadi gel. Gel alacağım ben. Küçük alacağım ben. Seni. Yok ben küçüğüne küçük de girmem. Küçüğünün dişi bu. Nasıl girme. Ya? Yok, paşa girme. Paşa girecek. Turgut şimdi burada girecek. Tayland hanımefendinin yanında kavga mı edelim? Tek kişi al. Ben girmem. One person. Canım benim tatlı. Ben kaplanın falan yanına girmem. O kaplan mesela konuşabilsin. Kral gel hiçbir şey yapmayacağım desin gene olmaz. Hani ama belli bir ücret karşılığında girerim. Ne yazıyoruz oğlum ben? Ne oluyor ya? Ölürsem kendi isteğimle öldüm. Hiçbir zorlama yoktur falan gibi bir belge galiba bu hocam. Ben bunu imzalıyorum. Yaşım 30. 29 ama 30 değilim. Murat bana da imza attı. O da giriyor bu arada. Giriyor mu içeri? O da giriyor. Ben sana şu an çok sinir oldum. Yürü şu an yürü. Şu an seni örselemek istiyorum burada. Kaplanın yanında tahrik edici hareketler yapayım mı? Bana bir daha öyle dokunma bana bir daha. Yavruya girseydiniz ya. Biz büyük severiz. Yemin ederim Şeyh Suvar'dan akıllı. Böyle bir pati olamaz. Nereye gidiyorsunuz siz? Turgut, şöyle son sözlerini alayım oğlum. Ya kardeşim. Helal olsun. Çok dikkat ediyorsun kendine. Mutlaka good luck. Bu arada ben hiç korkmuyorum ha. Neden? Hiçbir tedirginlik yok şu an bende. Sen tedirgin misin mesela şu an? Ama değilim aslında bende. Salak niye gelmedi ben anlamadım. Yani ölmeye değmez be. Niye ölelim oğlum? Bunca insan girip çıkıyor. Hayvan alışkın. Hintli kafile. Ne oluyor? Ha bu tarafta. Ay. Listen to me. Okay. Side, listen carefully for your safety okay. Inside. When you're inside, you can have tiger backside. Bu arada bu arkadaşlar rehabilite için burada tutuluyormuş. Yani yaralı falan yakalanıp burada tutulup tedavi ediliyormuş. Doğaya salınacağı zaman da salınıyormuş. Yani hayvanat bahçesi gibi bir yer değil. Hadi bakalım. Var mı bir gerginlik paşam? Yok canım. Emin misin? İyi misin? Bok vardı girdim buraya. Biz bayağı samimi olacağız bok şimdi. Bok vardı. Yas kılı. Oğlum elleme. Çok tatlı lan. Oh. Ha bak Murat'ım. Elleme oğlum. Gelmen lazımdı senin elleme. Buraya bak. Oğlum çok tatlı lan. Ana. Tutayım mı? Aa bak bunu tutabilirsin diyor. Oha oğlum bayağı samimi olduk kaplanla. Bunu ben hiç tasvip etmiyorum şu an. Bir şey oldu olacak ya. Çok tatlı ya. Oğlum çok iyi. Can I hug? Ana. Oğlum vallahi tek nefeste boğazını alır ha bak. Ya gerizekalı sanki yeterince tehlikeli bir durumda değilmiş gibi bir de kaplana sarıldı. Yanlış. Ben korkarım. Delikanlılık ölüm riskinin başladığı yerde biter. Vallahi çok tatlı. Bak kokmuyor da lan. Vallahi bak çok temiz kokuyor. Şöyle yapar öldün yani. Bana bir kosa uçarım şu an aslında. Hiçbir şey yapmıyor çok tatlı. Ne istiyorsun? Hadi sen de gel. Yok. Ben burada güvendeyim. Oyun istiyor abi size. Ana. Ay. Oğlum bana bir kosa uçacağım şu an var ya. Selamun aleyküm. Çok büyüksün hocam. Hiçbir şey konuşamıyorum şu anda. Büyük bir triceps var. Hissediyorsun böyle. Çok garip bir his. Çok iyiymiş ama. Kuyruk falan çok iyiymiş. Ben çok sevdim kaplanı. Hadi gidelim. Bence herkesin bir yaşaması lazım olan bir deneyim. Kaç defa Tiger elleyebilirsin? Tabii canım hayatında kaç defa denk gelirsin. Bye bye. Ne diyorsun? Çok tatlı değil miydi? Monis çok değil miydi? Çok tatlıydı çok. Niye girmediğine o pişman mısın? O bitti pireli ellerinle niye dokunuyorsun? Hiç kokmuyor oğlum dezenfektan sıktılar bize. File bineceğiz hadi Murat. File ne? File bineceğiz. Ya çocuk artık ya. Ben file binmem dedim. Defalarca. Düşeriz çünkü oğlum apartman gibi hayvan. Kaç metre? 3 metre 4 metre miydi o hayvan? Ya olur mu? Olur abi kocaman hayvan. Ben o yüzden binmek istemiyordum. Hadi yürü hadi. Binmiyorum ben file bile. Bileceksin file. Binmeyeceğim abi file manyak mısın? Ne var dedim ata binmekle aynı şey dedim. Para istedi benden. Çok ayıp ya. Gerçekten bir insanın arkadaşından ki benim gibi fedakar bir arkadaşından para istemesi çok ayıp. Evet geldik paşamı file bindirmeye. Muzu aldım sana muzu verdireceğim hayvanlara. Ben yiyecek. De yerim diyordum da bok gibiymiş muzu. Kötü muz ya. Kötü muz. Ben binmeyeceğim ha.
File mi binmem ben? Bak muzu devirdim ya, muzu döktüm yanlışlıkla. O kadar şok oldum ki. Anamur muzu. Bineceksin hocam, bana bineceğim diye söz verdin. Bineceğiz bu file. Aa, kocaman. Koyayım. Elephant ride. Ha bak, bineceğiz işte. 15 dakika bizi gezdirecek. Ay orada çok büyük bir şey var. Görüyorum, canavar var orada. Okey. Oğlum Murat. Hayır, gel bineceğiz şimdi, gel gel. Hayır hayır hayır. Hayır hayır bineceğiz, gel hayır, paşam. Hayır çok büyük. Hayır bineceğiz işte ya, bak çoluk çocuk biniyor, gel buraya. Lan çoluk. Oğlum sen deli misin ya? Hocam bak ne güzel biniyorlar, geziyorlar işte, daha ne istiyorsun ya? Ben istemiyorum oğlum. Bineceğiz paşam, ben seni niye buraya, o kadar para verdim ha bineceğim diye, ben saçmalama. Saçmalık mı? Ben Timur muyum abi? Niye biniyorum ben? Şuna bak şuna. Oo, kafaya bak. Oğlum geliyor, oğlum çok eğlenceli. Arada ne? Muz da vereceğiz. Aa. Merhaba. Hello. Hello. Ne güzel geziyorlar ailecenek. Murat. Oğlum çok büyükmüş lan bu. Ben bu kadar düşünmüyordum ben bu hayvanları. Bunlar bir de küçükleri böyle. Hello. Ay, let's go abi. Biniyoruz. Two and one. Biz Murat'la bineceğiz. Şeyde two gidecek. Two and one. Ya ayrı ayrı. Two ve bir kişi diyor ya. Sen Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bindin sağa bak. Çekiyor hayvan. Ben bu tarafa. Hafifim ya bak. Ha? Gel. Emirim. Paşam Allah. Oğlum ayrı. $1,800 file bindi adam ya. Riske bakar mısın? 2 saat konuştu çünkü. Ölürüz ondan, düşeriz bir ne var? Bin bak tamam. Ses biraz kötü, idare edin. Şarjımız bitti. Oğlum çok korkuyorum şimdi, düş. Arkamızda hortum kaldıracak. Hortum kaldırmaz. Ana o bizi yerse ne olacak? Oğlum biz çok garip bir şeyin içinde. Emirim. İyi misin? Aa bak dışarıda bizi izliyorlar. Abi sağa kayıyor bu koltuk. Gemi söylesene. Gemi biraz sağa mı çekiyor be? Oğlum sağa aşağı düşeceğim. Vallahi yapışırım ha, beraber düşmezsin. Kayıyor oğlum koltuk. Ve sağa doğru böyle koltuk aşağı doğru gitmeye başladı. Şu şekilde bir vaziyette ağırlığı sola atmaya çalıştım. Bu sefer de sola çok gittik. Vay 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 vay, şu halimize bak. Vah 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 vah. Suya giriyoruz galiba arkadaşlar şu anda. Ben seni ya, gerçekten seni s**eceğim. Ver ağırlığını sola. Oğlum ben burada düşersem görürsün ha. Öf, her şey çok kötü. O suda düşsek balçık ölecek. Yapsaydı hayvan düşecektik zaten suya. Çok kötüydü yani. Çok korkunç bir şeydi, gerek yoktu. Sola ver ağırlığını. Veriyorum ağırlığımı, sonra da düşeceğim ben buradan. Şuradan bir çıkalım, seninle bir süre muhatap olmayacağım. Neden ya? 50 kere dedim beni buraya getirme diye. Bence gayet güzel bir yerdeyiz. Bu deneyime bir daha hayatında ne zaman file binip gezebilirsin? Ezilebilirim ya şu an düşüp. Ata binmiş gibi bir şey yaşıyorsun şu an. At beni ezse bu esse patlarım ya. Ay çok komik. Ya ben bu sabah bugün file binebilirim gibi uyanmadım ya. Okey. Aa hayvanını besliyor bak Murat. Al lan al. Bayağı güçlü bu arada. Çok fazla kasım. Yok attı ağzı. Ne ara yuttun onu? Al ver ver. O da mı istiyor? O da istiyor. Kardeşine de ben vereceğim. Şu adama da para ver. Ha, düşün bitti hayvanı. Pardon çok. Dur vereceğim ben sana. Dur alıyor kendini. Dur paşam dur. Al burada al. Al ay. Kızdı. Al. Bu da böyleydi. Ben gayet eğlendim ya. Ata binmekten bir farkı yok bence. Tabii. Emir? Çok sallıyordu ya. Çok salladı. At da sallıyor oğlum. Yani. Emir ata binmedi galiba. Ben bindim. Gel. Hadi gittik biz. Kısa bir ara verip videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum. GeForce Now ne kadar eski bir bilgisayara sahip olursanız olun, indirmekle zaman kaybetmeden keyifle oyun oynayabileceğiniz bir platform. GeForce Now'la Steam, Uplay, Epic Games veya Microsoft Store'da sahip olduğunuz oyunları tekrar satın almadan keyifle oynayabilirsiniz. GeForce Now oyun kütüphanesinde Baldur's Gate 3, Starfield, Cyberpunk 2077 gibi birçok hit oyun bulunuyor. Ayrıca ücretsiz oyun kategorisinde CSGO, LoL ya da Rocket League gibi yüzden fazla oyuna da erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca desteklenen oyunları GeForce Now uygulamanıza eklemek için Steam kütüphanenizi GeForce Now ile senkronize edebilirsiniz. Herhangi bir PC, Mac, iOS mobil, Android mobil ya da Android TV üzerinden GeForce Now platformuna erişebilirsiniz. Aynı zamanda iOS Safari ya da Google Chrome üzerinden de oyun oynayabiliyorsunuz. GeForce Now eski bir bilgisayara sahip olsanız da yeni bir ekran kartı takmışsınız gibi internetten oyun oynayabileceğiniz bir platform. Üstelik tüm bu anlattıklarıma yıl sonu indirimiyle çok uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz. 1 aylık premium %29 indirimle 340 lira yerine 240 TL'ye, 3 aylık premium ise %38 indirimle 800 lira yerine 499 TL'ye düşüyor. 21 Aralık'ta başlayıp 30 Aralık'ta bitecek olan bu kampanya stoklarla sınırlı olduğu için bence acele edin. Siz de tüm bu anlattıklarıma indirimli fiyatlarla sahip olmak istiyorsanız videonun açıklamasındaki linke tıklayıp paketlere göz atmayı unutmayın. Evet, masaja geldik Murat'ımla. Paşam sana masaj yaptıracağım. Evet, kafamı yoğurtacakmışım ben. Sen kafanı yoğurt, ayaklarını çıkarma sen. Yok, ben bugün şu
Çünkü kokan bir ayakkabı giydim, ayıptır sormasın. Çıkarıyorum, giriyorum hocam ben. Çorabını orada çıkarsaydın. Çok ucuz bu arada. Yani sokakta niye çıkardın çorabını? 200 baht. Ucuz ucuz da. 150 lira. Masaja gittik. Masajdaki abla geldi bana, dedi ki biz mi yapalım yoksa young lady'ler mi yapsın? Ben dedim ki doesn't matter. Murat hemen oradan yandan sivrildi, bana iyilik yapacak. Ama başımıza neler geldi. Dedi ki olur mu ya dedi. Young lady'ler yapsın, videoda güzel gözükür dedi. Doesn't matter. Doesn't matter. Genç kadınlar mı istersiniz, ha, ben mi yapayım dedi. Ben de dedim hiç fark etmez, sen de yapsan olur bana yani. Yani video için young desen daha mantıklı olur da. Young olsun o zaman. Söyle. Çok ucuz işçilik bu arada. Hakikaten 200 baht bir saat için muazzam ücret. Bu kadar ucuza, bu kadar rahatlama nasıl olabiliyor ben anlamış değilim açıkçası. Şimdi göreceksiniz zaten. Bayağı yoğuruyor hocam. Senin de kafanı bir yoğursunlar. Aldı seni young lady. Çok utanıyorum. Ben de şu an çok utanıyorum bu arada. Hep böyle masajda oluyor. Utanmıyorum ya. Normalde yaşlı olunca utanıyorum. Ne sürdüğü ne acaba? Buğseptin. Bu kız galiba benim ayağımı yapacağını sanıyor. No. Oğlum bu Ladyboy lan. İsmini niye söylüyorsun gerizekalı? Türkçe söylesene. Ne oldu? Oturdular falan tam böyle masaj. O ne kadar güçlü falan derken bir anda yandakine bir şey dedi böyle. Kalın bir sesle. Dedim ki Murat bunlar galiba Ladyboy. O an dedim ki Ladyboy dedim. Dememem lazımdı. Ayıp oldu. Evet. Aynen. Evet. Erkek. Emir. Can. Emir arkadaş erkek mi? Erkek galiba. Ben şu an istemiyorum. Buradan gitmek istemiyorum. Ben önce anlamadım. O dedi ki Ladyboy mu lan bunlar dedi Turgut. Gerizekalı. Gerizekalı. Allah. Gerizekalı. Nasıl mahcup, nasıl utan, ay nasıl utan, öldük utancımızdan. Oğlum bu da erkek lan. Erkek. Nereye geldik biz? Çok kuvvetli çünkü ben bu arada hissediyorum. Only head. Yok, only head. Oğlum bu da erkek lan. Hepsi erkek oğlum. Bilerek yolladım. Bilerek yaptı var ya, yemin ederim ben nereye yaptım bana, ben nelere düştüm ya. Bok vardı bizi getirdiniz. Oğlum bok vardı gerçekten ya. Oğlum adam çok kuvvetli. Tabii oğlum erkek yüzüğü. Ama Ömer bir şey diyeceğim, ben ekstra gerildim ha. Masaj rahatlatır ya normalde. Böyle bir anı bir daha hiçbir yerde yaşayamazdık şu galiba biz ya. Yani. Diken üstündeyim. Gerçekten erkeklere... çok utanıyorum bununla şu an. Ya Turgut buradan çıktığımızda bir süre görüşmeyeceğim seninle. Yarın akşama kadar falan. Abi sağ ol. Eline sağlık reis. Murat nasıl utanıyor ama. Nasıl utanıyor. Aynı zamanda zevk alıyor. Ovduruyor kendini. Diyor ki ben niye zevk alıyorum bundan. Böyle bir şey söyleyeceğim. Böyle bir anı ömrümüz boyunca unutmayacağız. Şu yaşadığımız şeyi. Ya Turgut bazı şeyleri unutalım artık ya. Deneyim yani bunların hepsi. Bu konumu kim seçti? Ben şu an elimi hareket ettirmeye utanıyorum. O kadın bize unuttum. Dedi ya Murat. Genç kadın. Sus tamam. Evet öyle dedi. Gençler dedi evet. Yapsın dedi. Gençler yapsın. Videoda malzeme olsun dedi. Al sana. Sen seçtin bu durumu. Yani bunu beni suçlayamazsın. Abi sen. Hep Ömer ben şey demiştim hatırlıyor musun? Ben hayatta masaj yaptırmam. Bir erkek beni elleyemez. Ben sustum şimdi. Yoksa dövecek beni. Boy posu uzun ağzım bunu. Ben vallahi de ben çok kötü hissediyorum da. Kafamı çevirdi benim. Ah. Senin kız bayağı alımlı Turgut. Nasıl yapıyorsun öbür adam? Tavla oynasak ya şurada erkek erkeğe. Hocam bu beni hakikaten gündeye aldı. Şimdi kilitleyecek beni buradan. Abi sağ olsun iyi yapıyor. Açtı arkaları. Biraz gevşedim ya. Artık yapacak bir şey yok, zevk almaya başladım. Ve videoda ben çok rahatlamış görünüyorum. Videoyu izlerken de gerildim ben ayrıca. Çok zevk aldığım görünüyor videoda. Çok keyifli görünüyorum videoda. Böyle kafam şey oluyor böyle. O da ayrıca gerdi beni. Hala omuzlarım gergin mesela benim. Yani mesleğe ve seçime saygı duymakla birlikte biz bunu tercih etmemiştik. How old are you? 20. 20 yaşında mıymış? 20 yaşındaymış. Emir'den küçük müymüş? What's your name? Kafang. Kafang. Yes. How long are you working? 4 months. Yes. Çok. Sadece orada. Hello. What is your name? Will. Your name? Will. 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 Oğlum sen bizi nereye getirdin? Gel buraya. Ata buraya gel. Ata. Ata come back. Come ata, ata sen bizi nereye getirdin? Sen ama bizi bilerek getirdin değil mi buraya? Evet kuvvetli. Evet. Ama masajın kuvvetlisi güzel mi oğlum? Çok güzel kuvvetlisi. Aynen de bizi rezil. Biz hazırlıklı değildik ya. Bir rezil olduk. Modlar düşük şu an. Herkesin yok, keyfi. Ben iyiyim. Problem yok da. Ata bu ortaklık bitti bugün ya. Başlamadan bitmiştir abi. Bu şekilde olmaz ya. Ben sana nasıl güvenim sırtımı yaslayayım kardeşim şu başımıza getirdiğin şeye bak. Oğlum en profesyonellerine getirdim. Tayland'da bir laf vardır. Aynen. En güzel kadınları bunlardır. Evet. Bunlardır diye. Evet öyle bir laf duydum ben. Evet. Murat'a masaj yapan abla güzel. Buradaki kadınlardan çok daha güzel. Bayağı yani. Güzel evet bizim kız
Senin kız yan profilden çok güzel duruyor. Vallahi başka güzel bu taraftan, biliyor musun? Çok canım acıyor, elimi tutma lan. What is happening ya? Ne oldu ya? Hemen kayda girdin değil mi Ömer bunu ne görünce? Ne oluyor lan orada? Bunu görünce hemen kayda girdim. Ben göremiyorum Ömer, ne olduğunu anlatır mısın bana? Masaj yapılıyor işte normal hocam. Allah'ım bunu görmem lazım. Hakikaten yeniden doğacağım. Bitiyor herhalde değil mi artık? Yetti. Bir saat oldu mu? İyi misin paşa? Biraz da ben devam edeyim mi paşa? Ya şöyle rahatsız oldum ama bir süre sonra alıştım. Bir de şöyle şimdi gelmişim buraya oturmuşum. Yani yaptıracağına masajı, rahatsız oldum kalktım diye bir şey yok. Ayıp yani, insan sonuçta yani. Stres birikti. Omuzlarında stres birikti. Ömer. Çöktü bana. Abi künde aldı beni. Oğlum acıyan bir şey bu. Çok güçlü bu adam ya. Canım acıyor şu an ya. Çok güçlü bu adam ya. Şu an çok canım acıyor. Canım acırken de hassasiyet gösteremiyorum. Aha. Aa Murat, Ömer kündeyi aldı beni. Lan oğlum hiç iyi gelmiyor. Oh. Yo, thank you. Yo ama no thank you. Hadi yürü hadi. Para döküyorsun, saçıyorsun etrafa. Evet arkadaşlar, inanılmaz deli saçması bir olay oldu. Biz bu Walking Street'in sol tarafın, neyse boş verin konumu, orada bir tane video çekiyorduk. Başka bir şeyle uğraşıyorduk. Bayağı bir süre telefona bakmadık ve telefona baktığımızda bir şeyle karşılaştık. Açar mısın abi bildirim ekranını? Bekle, kıprama. Bir dakika dur. Ver bakayım. Kaç kere aramış? Turgut Ekim'den 61 cevapsız arama. Daha sonra fotoğraf gelmiş ya, mesajlar atmış. Murat Tayland evleri videosunu çekerken ben çarşıda bir yerde onları bekliyordum. Murat'ın da puff'ı bende kalmış. Meğersem orada da yasakmış. Ben ne bileyim, hiç içmem sigara da kullanmıyorum, bir şey de kullanmıyorum. Bu neymiş ya böyle, oha ne güzel kokuyormuş bu falan dedim. Yaptım azıcık. Polis geldi abi. Dedi ki bu yasak. Bir oku abi en baştan ne yazıyor? Muk Emir Atay'ı arayın, polis yakaladı beni puff içerken. Lan neredesin? 10 bin bat istemişler. Of. Dolar var evde, onu alın dedi kanka. Aldın mı sen doları? Oğlum şimdi gördük, beraber gördük. Nereden alayım ben doları? Doğru. Lan görsene yazmış, bir de sesli mesaj atmış, onu dinleyelim. Telefonunu açar mısın Emir? Zaten zar zor yazıyorum. Tuttu beni bunlar, 10 bin bat istiyorlar puff içtim diye. Acilen dön bana. Çok acil dön bana. Fotoğraf atmış. Oğlum yürü gidelim alalım adamı. Çok güzel. Yani çocuk içmez bir kere. Niyeyse normalde hiç denemez de yani. Öyle gergin bir anına geldi herhalde. Yapmış direkt. Ne diyeyim abi, ben yani ağzımdan düşmedi benim. Nerede şimdi? Ne kadar yürümemiz lazım? Büyük ihtimalle Soyunay'ında, çünkü Soyunay'ına götürüyorlar. Burada polis istasyonu 9. sokakta. Beach Road'da ileride biraz yürüyeceğiz. Bakalım, umarım bir şey olmaz. İkinci sorum ne olacak şimdi, onun başına ne gelecek? Ya şimdi bakalım işte, polis para isterse parayı vereceğiz. Yani ya da işte mahkemeye götürülecek. Mahkemede de cezası Tayland'da şu an 11 yıl puf içmenin cezası. Şimdi bu adam puf içti diye 11 yıl 11 yıl ceza yiyebilir, evet. Güzel, peki kaç para var yanında senin? Ben karttan ödeyebilir. Kart geçiyor mudur acaba polis? Pos rüşvet olur. Konuşalım bunu polisle. Dur. Oraya gidince açacağız arkadaşlar. Bizi de 67 kere aramış. Ne yapacaksak yani? Biz de ne yapacaksak? Gelip polislerimi dövelim. Karakolun basalım. Dışişleri Bakanlığı'na haber verelim. Biz ne yapalım? Bende 2000 var. Sende 2,5 var. 4,5. Bu şekilde olmaz. Atay'ı arasana. Ata gelene kadar burada duralım. Haber mi versek abi? Atay'ı ara, Ömer'i ara. Şurası karakol. Burası Soyunay. Buradan çıkış yok. Gel arayacağım. Gel buraya. Gel. Onu nasıl aldılar? Gel buraya. Çok ucuza kapatmış herhalde. Gel. Ne oldu lan? Senin ben belanı s**eyim, tamam mı? Başka şifre demiyorum. Sen de ona iyi ki çıkarttın bu arada. Çok haklı. Çok haklısın. Abi gerçekten. Ama bunları çıkartacak zamanı nereden buldun? Ya bunun için bana ayrıca sen teşekkür edeceksin. Onu konuşacağız sonra. Sen sakinliğini koru. Hocam. Ne oldu? Dövdüler mi oğlum seni? Bu saçının başının hali ne? Salmıyor. Şuraya gidelim mi? Ben burada anlatmak istemiyorum. Evet, burada şey yapmayalım. Ben burada anlatmak istemiyorum. Ayrıca ben senin belanı s**eyim. Oğlum tamam, şimdi gördüm bana gelmeden. Sen bana buraya gelmeden biz her şeyi çözeriz. Benim abim burada polis. Video çekiyorduk. Çok yüklenme çocuğa. Ben ne yaptım şimdi ya? Çocuk oğlum, çocuk küçük çocuk lan da. 10 bin baht istediler. 10 bin baht. Burası, lan bu gene polis. Solda polis var hocam.
Dur kameraya indireyim. Sana bakıyor, bakma, sana bakıyor. Bakma, bakma. Bakma. Bir şey söyleyeyim mi? Videonun başlığı ya. Yemin ederim videonun başlığı. Senin ben belanı s**eyim, içmem içmem, hiçbir şey içmiyorum arkadaşlar ben. Bu bana paf verdi. Aa ne güzelmiş lan bunun tadı. Çilekli bir de pafı. Aldılar bu arada pafını abi. Ne? Ne yaptın? Pafı mı kaptırdın? Pafı ben niye kaptırıyorum pafımı? Nereden bulacağım? Neyse bir tane daha vardı çantada. Ben sana alırım paf Murat. Sen nasıl çıktın oğlum? Paran yoktu senin o kadar. Hocam zaten doğru düzgün anlaşamadık, tamam mı? Benden 10 bin... Burada paf içip sen... Nasıl mı? Bir dakika dur. Benim beynim hala kabul etmiyor bazı şeyleri. Ben hala iyi değilim, kan ter içindeyim. Hocam bak burası nasıl bir memleket? Gel buraya. Burası nasıl... Beni duymuyorlar şu anda. Burası nasıl bir memleket hocam? Adam ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki burada 10 bin bahtı vermezsen seni karakola götüreceğim. Orada 50 bin, 100 bin bahtı alacaklar senden diyor bırakmak için. 11 yıl cezası varmış. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Her şey serbest. Elektronik sigaranın 11 yıl yatarı var. Bin bir türlü pislik var burada ve paf içmek yasak mı gerçekten? Ve sen aynen bunu bize niye söylemedin? Moruk ben size söyledim diye hatırlıyorum onu ya. Ya yanımda para yok. Diyor ki paf içmek yasak. Ben diyorum nasıl yasak ama? Vape diyor bir de. Vape mi bunun ismi? Ve ben puf diyor, anlamıyorum, vape diyor, bir şeyler diyor. Sen adama puf mu diyorsun? Puf diyor. Niye puf diyorsun adama? Ne bileyim ben bunadır, ben içmiyorum en ki. En kötü paf puf ne diyor? Ya bak ben normalde nargile bile içmiyorum. Baktım zaten, aa bu ne güzelmiş, öksürdüm öksürdüm, yanımda kaldı. Yürüyordum ben walking'de, ondan sonra yaptım falan olurken öksürüğüme galiba bir şey geldi adam. Dedi ki yasak. Dedim nasıl yasak falan konuşma, İngilizcem de tam yetmiyor. Dedim nasıl yasak, yok yasak mıydı değil miydi, 10 bin baht istedi benden. Sağlığa zararlı. Peki hocam 10 bin bahtın yok, ne oldu içeride? Aldılar beni, walking'den buraya getirdiler arabaya koyup. 10 bin bahtı vermedim diye. Biliyor ki bana burada 10 bin baht vermezsen karakolda senden 50 bin baht alırlar. Öyle. Ne demek öyle benim ya? Ben 10 bin bahtla nasıl dolaşayım? Sen zar zor ikna ettim, bilmiyordum, yemin ederim ben içmiyorum hiçbir şey falan derken adam git dedi bana. Ya param olmadığını anlayın dedi bana, uğraşmamak için galiba. Atayı arıyorum açmıyor, seni arıyorum açmıyorsun. Adam odadaki her şeyi benimle kırdı. Terimi görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz kurudu ama şıpır şıpırdı evet. Nasıl kurudu ya? Dokunsana bir. Gerçi yok bayağı şıpır şıpır evet. Leş atıyor. Benim içeride ne yaşadığımı tahmin edebiliyor musun sen? Moruk ben içeriği gördüm, çok kötü içerisi. Tahmin edebiliyorum yani seni. Hocam. Beni tuttular orada. Bayağı 20-25 dakika falan tuttular. Ben o sırada Murat'a yazıyorum, hala arıyorum falan, çaktırmadan birilerini aşağı götürecekler yani. Orada oturuyorum böyle kurbanlık koyun gibi. Neyse vicdana geldiler galiba. Olmadığını anladılar. O kadar büyük bir paranın o an yanımda olmadığını, kimseye ulaşamadığımı anladılar. Beni saldılar. İz çıktın, çıktın iz. Melek yüzünde çıktı var ya, yemin ederim. İyi oldu. Bunlar 10 bin bahta vermedim ya. Çok isabet oldu. Bunlar konuşulacak. Bir şey, bunları açtığın ve yanında GoPro bulundurduğun için sana şu an para bile verebilirim ya. Alacağım ben zaten. Çok akıllı adamsın mesela. Kapatıyorum o zaman ben bunu. Ne? Kapatıyorum ben bunu o zaman. Kapat. İyi hadi bakalım. Hadi.